Egeon TV'nin değerli izleyenleri, bugün önemli bir toplantıdayız. Neredeyiz? Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin şu anda aday tanıtım toplantısındayız. Yanımızda çok değerli bir isim var, Sayın Ali Bilir. Efendim, şunu sormak istiyorum. TÜRSAB'a aday oldunuz. Biliriz ki her aday olan kişi bir şeylere itiraz ettiği için, bir şeylerin daha iyi olması için aday olur. Siz nasıl karar verdiniz aday olmaya? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 15 yıldan beri TÜRSAB'ın camiasının içerisindeyim. Bütün ihtisaslarında, komitelerinde görev yaptım. 16-17 yıldan beri de seyahat ajantalığı hizmeti sürdürüyorum. Seyahat ajantalığının tüm faaliyetlerinde faaliyet gösteren bir ajantam var. Ve bir dönem İstanbul'da bölge başkanlığı yaptım. Son iki dönemde TÜRSAB yönetim kurulu üyesi ve son dönemde de TÜRSAB başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. TÜRSAB'ın yıllardan beri biriken sorunları var. Ajantalarımızın yıllardan beri çözüm bekleyen talepleri var ve sorunları var. Bunlara için mücadele ettik. Fakat bu sorunların artık çözülmeyeceğini gördüğüm için mevcut sistem içerisindeki inancımı kaybettiğimden dolayı ve bir ajanta sahibi olarak, bir ajantacı olarak, bir seyahat ajantası olarak bu sorunları artık çözme yoluna gidilmesi gerektiğinden dolayı ayrıldım ve aday olarak yoluma devam etmeye çalışıyorum. Bugün yaklaşık 30 tane ilimizi dolaştık. 30 tane ilimizde seyahat ajantalarımızla bir araya geldik, toplantılar yaptık. Sorunlarımız ortak. Fakat çözülmesi çok kolay. Nasıl çözeceğiz? Uzlaşıyla çözeceğiz, masaya oturarak çözeceğiz. Hiç kimseyle kavga etmeden, didişmeden, itişmeden çözeceğiz. Aklın yolunu bir araya toplayarak çözeceğiz. Çünkü bizim çözümlerimiz, sorunlarımız çözülmeli ki artık bundan sonra biz TÜRSAB'ın 2050 vizyonunu konuşmamız gerekiyor. TÜRSAB derken TÜRSAB bugün turizm sektöründe otorite olması gereken bir kurum. Fakat bu otoritesini sağlayamadı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da, dünyada da Türk turizm adına otorite olması gereken bir kurum. Onun için TÜRSAB çok önemli. Türk Seyahat Ajantaları Birliği çok önemli. Bugün ülkemize gelen 35-40 milyon ziyaretçiden bahsediyorken, işte TÜRSAB'ı oluşturan üyelerimiz bunları sağlıyor. Üyelerimiz dünyanın çeşitli ülkelerine, fuarlarına, ellerinde çantası, kendi bölgesini, kendi ülkesini tanıtmak için fuar fuar, ülke ülke, şehir şehir dolaşıyor. Bugün Denizli'ye gelecek olan ziyaretçi, yurt içinden, yurt dışından gelecek olan ziyaretçi, Pamukkale'ye gelecek olan ziyaretçilerin tamamen gelmesini sağlayan seyahat ajantaları. Seyahat ajantalı mesleği çok önemli. Ülkemiz için, ülkemiz ekonomisi için, ülkemiz turizmi için. Biz turizme sadece ekonomi olarak da bakmıyoruz. Çünkü turizm bir yerde kültürlerin birleşimi, bir yerde kardeşliği pekiştiren, yine aynı şekilde insanların kendi ruh halini iyileştiren, insanlar yorulduğu zaman nasıl tatile gidiyorlar, insanlar ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla iletişimi ve birlikte zamanı nerede geçiriyorlar? Tatilde geçiriyorlar. Dolayısıyla turizm sadece bir ekonomi girdisi değil, turizm kardeşliği pekiştiren, şehirler arasında kültür birleşimini sağlayan bir faktördür. Bizim amacımız artık bundan sonra 2050 TÜRSAB turizm vizyonuyla ülke politikası haline getirmek istiyoruz biz. Tatil yapmayı, seyahat etmeyi. Dolayısıyla buna çok ihtiyacı var bizim insanımızın, şehirlerimizin ve ülkemizin. Efendim, şunu sormak istiyorum. Başkan oldunuz diyelim. Ben göreve gelir gelmez, İlk yapacağım iş, hiç vakit kaybetmememiz gereken sektörümüz için en önemli iş ne dersiniz? Sektörümüzde TÜRSAB'a karşı, Türk Seyahat Ajantaları Birliği'ne karşı bir güvensizlik var, bir umutsuzluk var. Biz öncelikle 12 bin tane meslektaşımızla kucaklaşacağız. Önce buraya bir huzur getireceğiz, bir barış getireceğiz. Devletimizle kucaklaşacağız. Bizim hiçbir şekilde siyasi bir kimliğimiz olamaz. Biz birlik olarak, bir meslek örgütü olarak bütün siyasi kimliklerin üzerindeyiz. Bizim çünkü meslektaşlarımız arasında her türlü inanca, her türlü siyasi kimliğe sahip arkadaşlarımız, dostlarımız, meslektaşlarımız var. Biz kucaklaşacağız, sımsıkı sarılacağız, ondan sonra masaya oturacağız, masalara oturacağız ve bir bir hızlı bir şekilde sorunlarımızı çözeceğiz. Artık Türk turizminin geleceğini konuşmaya başlayacağız. Efendim, son olarak buradan üyelerinize bir net mesajınız var mıdır? O istiyor musunuz, nasıl istiyorsunuz onu dinleyelim. Tabii ki biz bugün TÜRSAB 50. yılında artık yeni bir sayfa açmak için aday olduk. Ben sadece yola çıktığımız binlerce meslektaşımın bir temsilcisiyim. Ali Bilir olarak tek başıma çıkmadım. Arkamızda büyük bir kitle var. Sessiz bir çoğunluk var. Ve hepsi seyahat ajantası. Seyahat ajantalığın gerekliliğini yapan, her türlü alanda faaliyet gösteren meslektaşlarım. Mutlaka 26-27 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan genel kurula bütün meslektaşlarımı ben davet ediyorum. Bana oy verin demiyorum. Gelin, mesleğinize sahip çıkın, davanıza sahip çıkın.
Çünkü bu bizim son şansımız ve bu seçimdeki sloganımız bizim ajantalar kazanacak. TÜRSAB'ın 50 yıllık tarihinde üyelerimiz, ajantalarımız hep birilerine oy verdi. Birilerini başkan seçmek ve birilerini yönetime getirmek için aday oldu. Oy verdiler. Ve bu sefer aday olanlar SEAD ajantalarımızın kendisi ve ben meslektaşlarımı sandığa davet ediyorum, genel kurula davet ediyorum. Bu seçimde kendinize oy verin. Artık ajantalar kazansın. Bundan sonra gelecek vizyonu hep birlikte belirleyelim ve bu mesleğimizi hep birlikte geleceğe taşıyalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar size de. Sağ olun.